Assassin's Creed. Bugün Assassin's Creed hakkında konuşacağız. Assassin's Creed'i sever misin? Siz. Sen sever misin? Yani. Severim canım. Bugün efendim Assassin's Creed hakkında çıkan bir sızıntı haberinden bahsedeceğiz. Assassin's Creed 2019 yılında yeni oyunun geleceği, içeriden sızdırılığına dair bir söylenti var. Söylentinin kaynağından bahsedeceğim ama sızan şeyler aslında beklediğimiz bir olaydı. Yunanistan'da geçeceği söyleniyor oyunun. Antik Yunan döneminde geçeceği söyleniyor. Zaten Assassin's Creed Origins'i yaptıklarında bunun bir üçleme olacağının üzerine durmuşlardı. Yani evet. Mısır'da geçecek. Söylenti şuydu. Önce Mısır'da geçecek, sonra Yunanistan'da, sonra da Roma'da geçecek. Hatta işte Akdeniz'de seyahat gibi mevzular olacağı falan da söylenmişti. Zaten söylentinin çıkış noktalarından bir tanesi o. Normalde ilk oyunu Assassin's Creed Origins'i yaparlarken Mısır artı Yunanistan, hani antik Yunan haritasını beraber yapacaklar diye muhabbet çevirmiştik. Evet. Hatırlıyorsunuz, bunu konuşmuştuk yani, değil mi? Hatırlıyorsunuz. Hatırlıyorum. Evet. Hatırlayın. Sonrasında Ubisoft demiş ki hani bunu Yunan'ı çıkaralım, ayrıca yaparız. Aynen. O kadar kastırmayın acılar, hani çok da büyük girmeyin diye. Her sene bir oyun lazım. Yani ama her sene yapmıyorlar bu sefer. İki sene ara vermişler gene. Ve bu bir de buna hani 2017'de başlamış geliştirmesine. Evet, 2017'nin başlarında başlandığı söyleniyor. Hani, evet, yine daha iyi. Evet, daha iyi kısmen. Her sene çıkartmaktansa artık 2 yılda bir çıkartmaya karar verecekler diye tahmin ediyorum. Daha sağlıklı bir yöntem. Her yıl çıkmak için biraz büyük çaplı bir oyun çünkü. Evet. Ki yani ellerine üzerinde bulaştı. Teknik anlamda bir sürü sıkıntı yaşadılar. Zaten şöyle bir şey var. Büyük ihtimalle Origins'de kurdukları formülü çok değiştirmeden üzerine eklemeler yaparak yeni oyunu çıkaracaklar ve gene Bayek karakteriyle devam edeceğiz maceraya. Ya boyut olarak bile benzer şeyler beklemenizde yarar var. Hatta bu yani boyuttan kastım projenin boyutundan bahsediyorum. Evet. Hani çapı itibariyle, açık dünyasıyla, işte efendim söyleyeyim hikayesiyle vesairesiyle büyük bir oyun geleceği söyleniyor ve zaten bu yüzden Nintendo Switch'e gelme ihtimalinin olmadığı falan diye böyle hani yorumlarda falan da bulunmuş. Zor tabii. Ama tabii Switch'in başka oyunlar yapılıyordur diye tahmin ediyorum. Ya büyük ihtimalle. Yani Assassin's Creed markası Switch'i es geçmez benim tahminim. Tabii tabii. Bu kadar çok satan bir konsol ama yılan gene Switch'e bağlı. Gene Nintendo'dan paralar yatıp Switch'e bağladık gibi konuşuyoruz. Dönem olarak da şöyle bir şey var. Origins mesela milattan önce hani 45-47 zamanlarında geçerken bu da büyük ihtimalle benzer bir dönemde geçer. Çünkü hani hikayenin karakterinin devamı belki olacak. Belki 10-15 yıl falan hani. Belki ya, biraz daha yaşlandırırlar belki. Çünkü genç bir karakter yanılmıyorsam Bayek. O kadar yaşlı değil. Çok da genç değil. Yani gene bir hani 30 civarı vardır diye tahmin ediyorum. Canım eziyor. Görmüş geçmiş, tecrübeli. Tecrübeli değil mi yani? Ya bir 30 civarı vardı. Yani tam hatırlamıyorum. Belki yanlıştır ama sonuçta çoluğu çocuğu falan da vardı bu karakterin. Şöyle bir şey var. O döneme baktığımız zaman işte yani ben tarih bilgimi konuşayım. Engin İlber Ortaylı tecrübelerimden faydalanıp yok Google'a baktım. Neymiş diye. Roma işgali, aslında Roma işgali değil mi? Romalıların olduğu bir dönem olacak. Zaten Mısır'da da kısmen öyle bir hikaye işlenmişti. Kleopatra dönemi, Romalıların orada toprak kontrol istemesi falan gibi durumlar vardı. Keza olay Romalıların etrafında örgülenip sonrasında da galiba Roma İmparatorluğu ile ilgili bir aksiyona gireceğiz. Zaten bu Roma İmparatorluğu'nun olaya dahil olmasıyla antik Yunan devri kapanıyor. Kapanıyor. İşte o dönem içerisinde geçeceği söyleniliyor. Hani kapanmış döneme gireceğiz diye tahmin ediyoruz. Daha önce bu arada Assassin's Creed sonuyla ilgili ufak bir spoiler ama sadece mekanla alakalı. Yani Mısır'ın dışına çıktığımız bir bölümü vardı Assassin's Creed'de ama çok ufak çaplı bir bölümdü. O yüzden hani burada hani Yunanistan teması ne kadar hoşunuza gider bilmiyorum. Hep konuşulan temalardan bir tanesidir. Ya Akdeniz bence gerçekten hani çevresindeki bütün ülkeler buna uygun. Yani İtalya'nın çok başarılı biçimde aktarılmasına ötürü böyle geliyor muhtemelen ama işte İspanya tarafı da yapılsa gene güzel olur. İşte efendim söyleyeyim Fransa'nın güney sahilleri de. Film Engizisyon muhabbeti de geçtiği bir film çekmişlerdi ya. Oyuna da bir şekilde oraya gelecekler diye söyleniyor. Ya eski dünya sonucu itibariyle yani Akdeniz genel olarak hani medeniyetin beşiği. Hep kenarında işte hani Anadolu olsun, işte Mısır tarafı olsun. Hani hep zengin. Assassin's Creed için de gayet güzel malzeme olduğunda bence uygun olacak. Yapılır. Ya yapılır, o halledilir ya, onda bir sıkıntı yok yani. Ama ya bana kalırsa yani ne bileyim hani şeyle artık böyle bir paralel gitmesi gerekiyormuş gibi geliyor. En zayıf oyunlarına baktığın zaman Assassin's Creed'in genelde işte mesela Amerika'da geçen ya da işte Karayipler'de geçenler biraz daha zayıf gibi kalmıştı hani oyun içerisinde. O birazcık sanki hani hissiyat olarak bu şeyden yani bu coğrafyadan biraz çıkmış olmasıyla da alakalıymış gibi geliyor bana yani. Daha temiz hani daha böyle bir temiz bir sayfa açmışlar gibi. Ya da gerçekten hani bu toprağın insanı olduğumuz için buraların tarihine daha hakim olduğumuz için de öyle geliyor belki olabilir daha ama. Geliyor evet, belki geliyor. Tamamen Türkiye'de geçen bir Assassin's Creed'de geliyor. Anadolu'da geçen bayağı yani İstanbul. Yok modern zamanda Bağcılar Oo. Falan her orada seni bıçaklıyorlar. Assassin's Creed'e vuruyorsun falan. Şeyi görüyorlar şaşırmıyorlar. Hidden Blade'i görüyorlar şaşırmıyorlar falan. Böyle. Kardeş sende Hidden Blade varsa bizde de falçata var diye çıkarıp sallıyor böyle. Ne çirkinleştik hemen. Bağcılar'daki evet. İzleyicilerimize buradan selamlar. Öyle bir ya canım ne olacak Bağcılar'ı çıkar yerine başka bir yakma bizi yakma. Yani Güngör'ün çıkar yerine Tarlabaşı'nı koy. Tarlabaşı'nı koy yani. Tarlabaşı'nda mesela böyle. Tarlabaşı da değişiyor zaten aslında.
O mesela bomba satan adamlara ekipman alıyorsun böyle. Abicim böyle mallarımız vardır falan diye. Yusuf Tazim miydi? Kapı çaktın mı sonra şey görüyorsun işte böyle. Allah'ım ben neredeyim falan diye. Meğer hikaye ona bağlıymışsana ya. Tüm Assassin's Creed'in hikayesi böyle tarlacıdan mal alan bir adamın yaşadığı travmalar falan gibi bir hikaye bana alsın. Keşke biz Assassin's Creed yapsaymışız. Kafayı yani. bulup yatıyor. Animus'tayım zannediyor. Böyle, böyle zengin projesi niye hiç yok ya? Hani böyle bir tane bazı zenginler mesela film sektörüne çok girerli bu adamlar. Hani ben kendi filmimi çekmek istiyorum bilmem ne deyip mesela. Öyle para akıtı film yaparlar falan ya. Bunun oyun şubesi de görmek lazım. Mesela 3 sene çok ciddi bir Assassin's Creed. Şeye gidelim. Pahalı ama zengin iş, anladın mı? Ali Ağoğlu'na gidelim bir proje sunalım. Onun ana karakter olduğu bir oyun falan diye. Hoşuna gider. Assassin's Creed Ağoğlu. Sonuçta ata falan biniyor. Hani reklamlardan biliyoruz. Her şeyi yapabiliyor adam. Tabii canım yapabiliyor ya. Yapısına uygun. Motion Capture'ı da Ali Ağoğlu'ndan alırız o zaman. Tabii. Yani ata bindiği zamanlar falan. Buralar böyleydi artık böyle falan diye oyunun açılışı. Tycoon oyunu gider ama. Gider hakikaten. Bina yıkılıyor falan diye. Şaka yapıyorum bu arada. Bina yıkılıyor derken yani şey yapıyorsun. Yani zevk için yıkabilirsin hani. Yok hadi ben kendi yıkılıyor anlamını söylüyorum. Şakasına söylüyorum tabii. Öyle bir şey yok canım. Öyle bir şey. Çok ama şükür henüz yok. Evet. Bir zaman neyse. PUBG. Veli küçük değil. Veli Ağoğlu muydu? Yok Veli... Şeydi 2000... Veli Göçer. Adamın soyadı zaten falsoydu ya. 99 depreminde yıkılan binaların %90 adama aitti falan. Yani o kadar değil de abartıyorum. Evet bayağı bir kısmı. Veli Göçer bayağı kaçaktı yani bir dönem. Arkadaşlar çok kısa bir not vereceğim. Daha önce Arçelik mağazasında bir buluşmanın duyurusunu yapmıştık God of War videosunda. O ertelendi maalesef. Bize de son dakikada bir haber geldi. Elimizde olmayan sebepten ötürü. Onu yapacağız. Ama tam tarih belli değil. Olunca haber vereceğiz. Kusura bakmayın eğer 24 Mart'taki programımızı ertelediyseniz. Geçiyoruz bir sonraki haberimize. PUBG'nin mobil versiyonuyla alakalı bir muhabbet. Konu niye oraya gitti ben? Gitti. PUBG'nin mobil versiyonunu Ali Ağoğlu oynamış. Şimdi ona bağlanıyoruz. PUBG'nin mobil versiyonuyla alakalı Kotaku'da bir editör şöyle bir yazı kaleme almış. Sosyal medyada şöyle bir muhabbet oluyor. Şimdi PUBG mobil deyince ne alaka diyebilirsiniz. Kuzey Amerika'da oyun şu an çıktı. Mobil cihazlar içinde. Yani herkes de memnun oynuyor. Kontrollerin falan çok rahat olduğu söyleniyor. Gelecektir yakın zamanda bizim taraflara da. Ama şöyle bir sıkıntı var. Sosyal medyada devamlı olarak adam şunu görmüş. Yani herkes birinciliğini paylaşıyor yani. İşte böyle birinci oldum, şöyle birinci oldum. Aman aman ne güzel birinci oldum falan filan. İlk defa PUBG oynuyorum ve gene birinci oluyorum falan diye. Herkes böyle bir aşırı iyi oynuyor gibi bir duruma sahip. Bu durumdan dolayı da kafalarda şöyle bir şey var. Şimdi PUBG'de normalde 100 kişi bir haritaya iniyor ve 100 kişi de gerçek birer oyuncu. Fakat diyor ki sevgili arkadaşlar bu 100 kişinin bazıları bot olabilir mi? Böyle bir soru gelmiş. Normalde PUBG böyle bir şey yapmıyor. Fakat böyle bir şeyden aşırı derecede şüphelendikleri için de firma ile iletişime geçmişler. Bot oldukları dair çok ciddi düşünceleri varmış. Yani çok kısa sürede anlamışlar zaten. Mal mal gezen tipler var. Yani. Bir de birinci olan bir dünya insan var. Yani. Bir de çoğu aynı giyiniyormuş bu aptal hareket eden. Kırmızı tişörtle çok hani birbirinin kopyası gibi. Spesifik tipler de var yani. Öyle bir muhabbet döndü. Oyun sayısının az olması sebebiyle belki hani 100 kişi toplayamaması veya oyuncuları alıştırmak için belki de böyle bir şey yapmış olmaları. Ya yani şey böyle bir bilgi vermemişler bu arada. Botlar olacaktır oyunda falan. Tabii hiçbir yerde yazmıyor bu. Zaten onun üzerinden herkes şaşırıyor falan ama sanıyorum ki biraz mesele de şuymuş. Alıştırmak için gerçekten oyuncuları. Evet. Bu birincisi. Ve şey levelinizi arttırıp daha çok oynadıktan sonra oyuncusu, gerçek oyuncu sayısıyla bot sayısı hani atıyorum bot sayısı çokken o gerçek oyuncu sayısı az ama bu dengelenmeye başlıyormuş. Yani seni biraz oyuna bağımlı hale getirmek istiyorsun yani. Ama bir de zaten hani... Bak kazanıyorsun kardeş hadi gel oyuna alıştır derken bir bakmışsın ki harbiden aslında güzel formülmüş lan takdir ettim. Ya yapay zekaya karşı oynaması mesela yapay zekaya karşı PUBG'yi ben de daha çok oynayabilirim. Çünkü iş birden biraz değişiyor. Ama işte insanların olduğu şey şu ya hani herkes şeyin tabii. Gerçek 100 kişiye karşı oynamanın verdiği heyecanla giriyorsun. Tabii. Birinci olmanın verdiği tatmin var. Ya orada biraz kandırıyorsun adamları aslında. Çünkü bugün botlara karşı oynadıysan belki oyuncuların yarısı elini atmayacak mobile. Tabii yani. Çok büyük kısmı atmaz gerçekten. Ama tabii ortaya çıkmayacağını düşünmeleri enteresan geldi bana. O kadar biz keko mu gözüküyoruz uzaktan acaba? Ya güzel dengeledik. Hani insanların onu fark edene kadar zaten hani işte gerçek oyuncular da araya karışmış olur falan gibi düşünmüştü. Olabilirler. Şimdi, ya da şey de olabilir. Ya hiç onu düşünmedik ama mesela teknik açıdan gerçekten 100 oyuncunun bir haritaya bağlanabiliyor olması mobilde çok zor olduğu için hani hep bir kısmını botla... Fortnite'da falan yapmışlar. Gerçi Fortnite de bottur belki bilmiyorum ya. Ama orada değil mi? Orada Fortnite'da şikayet yok. Hatta Fortnite'da zorlanıyorum mobilde. PUBG'de... Estiriyorum diyen de var. Doğru öyle. Şimdi de Tunca'nın sponsoru Nintendo'nun bir tane ufak haberi var. Buyur Tunca sponsor haberi. Evet Nintendo dün gelecek indie oyunlarla ilgili bir sunum yaptı. Bir sürü oyun var güzel ama ben en dikkat çekeni söyleyeyim. Banner Saga 3 yani çıkmamış bir oyun. İlk defa Switch'e gelecek. Aynı zamanda 1 ile 2 de öncesinde gelecek ve ilerlemenizi aktarabileceksiniz oyundan oyuna. Valla Switch için çok güzel bir oyun. Çıkmış olan bir de Hyper Light Drifter da sanırım evet, geliyor. Evet onlar da gelecek. Onun dışında Hollow Knight'ın tarihi bu hafta içerisinde açıklanacakmış ne zaman geleceği de. Mesela özellikle beklediğin oyunlardan biri. Evet sırf yani Switch alacağım için almamıştım PC'de. Ulan şu Nintendo'nun resmi şeyi olsa şurada da
Ya abi, şimdi çok hani anladın mı? Ya bu tamamıyla benim, belki de bunu söyleyeceğim için bir sürü insan şu an taşlayacak beni ama şimdi işimiz gereği oyun edinebildiğimiz yerler olabiliyor yani. Para vermeden de oyun edinebildiğimiz pek çok yer oluyor. Evet, bazen bazı oyunlarda vermek zorundasın en sonunda ulaşmak için ama şöyle bir şey var, hepsinin karşılığını veriyoruz. Yani şu değil, alıp konup oynayıp hiçbir şey yapmadığımız bir oyun olmadı. Hepsiyle ilgili içerik paylaştık bugüne kadar. Yani hakkımızı ödediğimize inanıyorum ben. O yüzden gönlüm ve vicdanım rahat. Fakat Nintendo oyunlarıyla ilgili hiçbir şey yok. Nintendo içeriği yaptığım zaman mesela oyunların hepsini kendi cebimden almıştım yani. Ve bayağı iyi sağlam para istiyorlar yani oyunlar için. Ucuz değiller gerçekten. Ucuz değiller. Nintendo oyunları özellikle zaten Nintendo'nun mantığı da öyle. Hani hiçbir şey ucuz değil Nintendo'da. Oyunlar yani, oyunlar. Dijital alsan da aynı fiyat. İndirim desen %5 falan. Hiçbir esprisi yok. Ama ben bundle paket aldım. Hiçbir yani bundle olmasının hiçbir sebebi yok yani. Hani ayrı da alsan olur, birlikte de alsan olur. Aynı fiyata denk geliyor. Ha bundle'lı almasın da bundle. Ha, üstelik bundle da dijital. Bundle'sız da en azından kutuyu alabilirsin yani orada adamın. Ama avantajlı bundle'lar da vardı, sen kazıklanmışsın biraz. Evet. Kazıklanmadım, almadım zaten onu. Ha, almadım. Almadım. Ben de baktığımda yoktu. Belki Fransa şubesine ait bir şeydi. Ben Fransa'da bir elektronik marketten almıştım çünkü. Güzel oyunlar cihazlar yapıyorsun ama birazcık da kullanıcı dostu olsan ne güzel olacak Nintendo diye. Buradan Japonya'ya. Japonya'ya mesajımız iletilsin efendim. Şimdi gündem haberlerinin sonunda Ubisoft'la başladık. Ubisoft'la bitirelim. Enteresan bir haber aslında. Hani Ubisoft'un ucuz kurtulduğuna dair bir haber bu. Ucuz kurtulmaktan kastımız şu. Şimdi devamlı olarak Ubisoft aslında bir aile şirketi kafasında bir şirket. Yani tamam mega corporation diyemeyeceğimiz kadar bir corporation olmayabilir belki ama büyük olsa bilsek bile hani sonuçta bir tane CEO'su var. Evet. Ve aile şirketi kafasında bir şirket ve bu şirketi çok fazla satın almak isteyen insanlar da, firmalar da, şirketler de oluyor. Vivendi isimli Fransız işte veya artık nereliyse bir markada Ubisoft'a devamlı olarak şey... hani darlamak istiyor yani almak istiyor. Bir şekilde ellerindekine ortak olmak isteyen bir firma. Hani Ubisoft'un daha önce elinde olan bir takım stüdyoları falan da almış bir şey. Almış firma. Şimdi Vivendi'nin şöyle bir tehlikesi var. Hani Ubisoft'ta aslında ne olacak alırsa canım diye. Fakat Ubisoft'un her ne kadar eleştirsek bile ben şu oyun mantalitesini seviyorum. AAA oyun çıkartmak üzerine hep kafa yani hep yeni IP'ler çıkartmak istiyorlar. Bir şekilde beğeniyoruz beğenmiyoruz ama yeni IP'ler, yeni büyük oyunlar çıkartmak için her sene çaba gösteriyorlar. Yani korkulardan bir tanesi bu, hani el değiştirirse acaba bu huyundan vazgeçer mi? Çünkü kar güden bir şirket, komple kar güden bir şirket alacak ve Ubisoft'un komple içeriğini değiştirebilir yani. Bu arada Vivendi de eski Blizzard'ın, Sierra'nın falan da sahibi olan bir firma. Firma. Öyle mi? Evet. Tabii. Aa doğru, oradan tanıdık geliyor demek ki bana isimleri. Oyunlarda da arada çıkar Vivendi. Vivendi nereden tanıdık geliyor? Multimilyarlık bir şirket o da şirket. Aslında. Büyük şirket. Yani. Olay da şu abi, Fransa'da şöyle bir kanun varmış. Eğer bir şirketin %30 hisselerine sahip olursan şirketi komple devralma sürecinin başlangıcı olabiliyor. Aslında böyle özetlemek doğru olur diye tahmin ediyorum. Bu adamlar da şirketi %27'lik bir hissesine sahipler. Yani %3'lük bir hisse kalmış. Yani komple satın almaya başlatmak için. Ubisoft'un CEO'su da şu serzenişte bulunmuş. Ulan zamanında sanki paçayı kaptırmış kurtaramıyor gibi. Arkadaşlar hani biri şu hisseleri satın alsa da şu heriflerden kurtulsak diye bir serzenişte. Her türlü ortaklığa açılırız gibi bir şey yapıyor. Yeşil ışık yakıyor. Yeşil ışık yakıyor. O sırada devreye Tencent giriyor. Doğru mu? Aynen öyle. Tencent ile beraber bir ortaklık içerisinde şeyle de anlaşıp, Vivendi ile de anlaşıp ellerindeki bu şeyi, hisseleri almaya başlıyorlar ve dolayısıyla da ne kadar para harcamışlar bu hisseleri almak için? Ya galiba 2 milyar dolar falan gibi bir şey, rakam kalmış aklımda ama şu an tam net hatırlamıyorum. Notu da almamışım onu ama %27,3'müş işte yani. Hani hakikaten günden güne yaklaşıyormuş ve şey, hani Vivendi'nin yaptığı bayağı aslında bakarsanız şey, ufak ufak hisseleri toparlayıp yani hostile takeover'lar, yani birazcık düşmanca bir ele geçirme kapasitesi yani şeyi var. Mesela hisseler açık diyelim mesela. Bir sürü hisse var ve onların hepsini tık 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 toplaya toplaya bir bakmışsın. Ulan bizim şirket %20'lik sadece Vivendi'ymiş. Senin masanda Vivendi oturuyor. Vivendi oturuyor. Bir de oy hakkı, yani şöyle bir anlaşma da var. Hani belli bir hissenin üzerinde alırsan oy verme hakkın da oluyor. Evet. Yani yönetim kurulu toplantılarında falan değiştirebiliyor. Aynen, yani işlemler yapabiliyorsun, işte söz hakkı oluyorsun falan filan. Vivendi'nin de bu hakkı varmış. Yani yönetim kuruluna kadar karışabilecek kadar içeri girmişler aslında. Evet. Ama Tencent gelince, Tencent bu arada %5'ini Ubisoft'un almış. Ve şöyle, söz hakkı da olmayacakmış. Yani kar elde edecek Ubisoft'un kazançlarından ama herhangi bir söz hakkı da bulunmayacak. Sadece Çin pazarında belli oyunları belki pazarlayacak, satacak. Ki Tencent mesela benzer, yanılmıyorsam Activision'da da bir ortaklığı tabii, var. Tencent, yani onda da bir kısım sahibi gibi bir şey aslında. Tencent yani. Belki... O kadar büyük mü o? Evet, o kadar büyük. Yani %51'e %49 gibi bir şey olması lazım. Ha olabilir. Ben ya %49 Tencent ya %51 Tencent, hatırlamıyorum ama çok büyük bir kısmına sahip oranında. Güzel, yani böyle ortaklığa giriyorlar. Tencent kim derseniz dünyanın en büyük firmaları. Oyun dünyasının sahibi neredeyse. Evet, yani bayağı sahibi yani. Çinli bir firma, yani Çinli. Evet. Ve yavaş yavaş hani Ubisoft'a burada iyilik yapmış gibi gözüküp aslında yavaş yavaş tık tık i̇şte, tık, evet, tık tık diye alacak. Bak bu olacak bir gün, ben buna inanıyorum. Ama yani şundan ötürü birazcık olumlu kısmı var. Şu anki anlaşmaları dediğin gibi %5'te ve hani gayet Ubisoft kendi iş modeliyle devam edebiliyor olacak. Hani evet, bir süre hayatına. Ama bir, ne kadar? Şöyle bir güzelliği de var.
Asya pazarına girmesi için de bir ön ayak. Evet. Hani orada bir ortaklığın olması kendilerinin açıkçası o tarafta ya yeni ya bize de yeni oyun olarak dönebilecek bir şey ya da halihazırda var olanların Asya'ya girmesi bizi çok doğrudan etkileyecek bir şey değil ama sonuç itibariyle. Büyük ihtimalle çok bize yansımasını görmeyiz ama ya adamlar için tabii sonuçta ya, bir gelir kalemi yaratıyor. Şöyle yansıması görünebilir. Yarın öbür gün mesela Ubisoft Foreigner yaptı tutmadı ama mesela atıyorum benzer kafada bir e-spor yapıp gerçekten Asya'da tutturup tüm dünyaya yayılıp hakikaten bizim de e-spor yani kompetitif rekabetçi arenada oynayabileceğimiz bir oyun çıkmasında falan da ön ayak olabilir. Yani bizi öyle etkileyebilir. Ya yoksa... tabii oradan kazandığı parayı burada kaynak olarak kullanabilir evet. Yani. Bazı şeyleri daha hızlı yapar, bazı şeyleri yapar. Ubisoft'a her ne kadar gömsek de önemli bir firma yani zaman zaman. Ben hani sektörden ayrılmasını istemem. Yani... Bir taşla iki kuş vurmuş oldu. Kim, Ubisoft mu? Evet. Ha evet, evet, aslında öyle. Hem kafasından birini kurtarmış oldu hem de Asya'ya girmiş oldu. Aynen. Yani. Böyle bir durum var. Bizim de hani bu olaydan kurtulunca haberimiz oldu böyle bir şey olduğunda. Hani sonuçta her gün şöyle demeçler göremezsin. Yani ne olur bizi Vivendi'den kurtarın Allah rızası için. Biri bize 2 milyar dolar versin diye böyle bağış topluyor. Ubisoft'un CEO'su ve Twitch yayını açıyor 2 milyar dolar toplamak için diye. Şimdi bir tane daha haber var. Bunu çok paylaşmak istemiyorum. Moralimiz bozulmasın diye. Para kazanma diye. Ha ya. Gördün mü haberi? Evet. Ninja'ydı adamın ismi galiba, unuttum. O mavi saçlı abimiz Twitch'in çok mavi saçlı. Popüler mavi saçlı abimiz. Devamını getirmedim. tabii şimdi bir nefret barındırıyoruz adama karşı. Çünkü adam çok ayda önemli. 500 bin dolar kazandığını açıklamış geçen. Hak helal hoş olsun canım. Şey zaten bu Drake denen bir popçu mu rapçi evet. Mi neciye bilmiyorum. Amerikan bayağı bir superstar var. Onunla beraber yayın açıyorlar ve Twitch'in en çok izlenen insan rekorunu kırıyor. Vallahi, 500 küsur bin mi izliyor öyle bir şey izliyor. Ben de Tarkan'a mention attım. İnşallah görürse beraber Tarkan'ı Twitch yayınında ağırlamak isteriz yani. Sevgili Tarkan, şarkılarını çok severim. Oynama şıkıdım şıkıdım piyesini de ben ilkokuldayken şey yapmıştım. Yer almıştım. Siz yaygınlaşmasında. Tabii ilkokulda 50 kişi benimle beraber oynama şıkıdım şıkıdımı tanımış olabilir gerçekten de yani. Her türlü teklifler açığız. Ayda 500 bin olmasa bile 50 bin de iyidir. Yani, ayda 500 lira da olur. O da olur. Ayda 500 liraya Tarkan gelmez ya. O kadar. Tarkan geldi mi onun hakikaten kazandırması lazım yani. Ya be, o 500 liraya kazanacaksan yorma beni der adam ya. Ya 500 lira beni yiyip beni uğraştırma kardeşim der. Tabii bu şöyle yanlış olmasın. Drake sayesinde 500 bin dolar kazanıyor gibi değil. Durum yok. Hani aylık böyle bir kazancı var. Artık çoğu sponsordan mıdır nereden de bilmiyorum ama gerçekten çok sağlam paralar dönebiliyor Twitch üzerinden yani. Ama işte en üst seviyede yani e-spor da çok uzun süre öyleydi. Hala da aslına bakarsanız biraz öyle. En üst seviyedeyseniz böyle kazanıyorsunuz. Yani bir hayallere kapılmanın manası yok. Ya evet, oyun dünyasının en üst seviyesi bu. Film dünyasınınsa veya işte efendime söyleyeyim hani bir dizi, şarkı dünyasınınsa en üst seviyesi ütopik seviyeler. Tabii, tabii canım. Ama oyun dünyası işte o seviyeye yaklaşmak için daha taze bir dünya çünkü. Çok yavaş yavaş adım alıyor. Bakalım ne olacak efendim, görüşeceğiz. Göreceğiz. Bizim moralimiz biraz bozuldu, kusura bakmayın. Evet. Moral bozacak bir şey yok abi. Adam hakkıyla yapıyorsa sonsuza kadar devam etsin. Ben çok seyretmedim yayını ama insanlar seviyor bayağı. Bayağı seviyorlar. Bayağı popüler zaten. Helal olsun kazandığı parça. 500 bin dolar olsa yani zaten sevmese kazanamaz diye tahmin ediyorum yani. Siz tanıyorsanız hak edip hak etmediğini siz yazın efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.